Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde diyetisyen Meryem Özmaden bizlerle birlikte olacak. Bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Çölyak hastalığını nasıl beslenilmesi gerektiğini, tedavi yöntemi var mı, varsa nasıl, bunları değerlendireceğiz. Glutensiz beslenme özellikle ön plana çıkıyor bu noktada. Bunları konuşacağız. Bir yandan diyabet, kolajen de konuşacağımız konular arasında yer alacak ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum Müşra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tabii konuşacağız pek çok konuyu. Hatta şunu da hatırlatayım. Konularla ilgili merak ettikleriniz varsa sizler de Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Ben de konuyu uzmanına soracağım. Öğrenmiş olacağız birlikte. Tabii bugün Dünya Çölyak Günü ama şöyle bir çölyak hastalığına göz atalım. Temelden başlayalım istiyorum. Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığı ince bağırsakta glutenin emilememesinden kaynaklanan ishal, diyare, mide bulantısı gibi belirtiler gösteren bir hastalık aslında. Bu hastalıkta gluten içeren arpa, çavdar, buğday gibi ürünleri diyetten çıkarmamız gerekiyor. Çünkü temel kaynağı bunlar glutenin. Burada şöyle oluyor, ince bağırsakta bu arpa, çavdar, buğday gibi ürünlerin içerisindeki proteinler glutene dönüşüyor ve bu dönüştüğü versiyonu bağırsakta sindirilme problemine sebep oluyor. Çünkü onların bağırsak dokularında normal bağırsak dokusuna göre bir problem olduğu için onları daha rahatsız edici bir seviyeye geliyor. Bu şekilde seyreden bir hastalık. Evet. Şimdi bu hastalık belli oluyor mu? Mesela vatandaş bende bir çölyak hastalığı var diye doktora gitmeden anlayabiliyor mu? Diğer hastalıklarla benzer belirtileri mi gösteriyor? Şöyle anlayabilir. Özellikle ekmek tükettiğinde, buğday ürünü tükettikten sonra bir karın ağrısı, şiddetli bir karın ağrısı, ishal gibi durumlar sürekli bir şekilde devam ediyorsa bundan şüphelenebilir. Bundan şüphelendiği zaman gerekli bölümlerde doktorlarla görüşüp doktorlar öncelikle kan tahlillerine bakıyor. Bazı enzim değerleri var. Bu enzim değerlerinde eğer şüphelenilecek bir boyutta çıkıyorsa sonrasında bağırsak biyopsisi yapılıyor ve yapılan biyopsiye göre hastalık tanısı koyuluyor. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken sürekli buğday ürünleri tükettikten sonra şiddetli bir karın ağrısı, kontrol edilemeyen bir ishal durumu oluyorsa bu durumda öncelikle doktorlarıyla görüşmeleri gerekiyor. Şüphelenebilirler bu belirtilerde. Şimdi doktora gidildi, çölyak tanısı konuldu varsayalım. Peki nasıl beslenmesi gerekiyor? Bu belli bir süreyi mi kapsıyor yoksa ömür boyu sürmesi gereken bir süreçten mi bahsediyoruz? Maalesef ki çölyak hastalığında ömür boyu süren bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü tedavisi olabilen bir hastalık değil, ilaçla da tedavi edilmiyor. Tek tedavisi glutensiz beslenme. Maalesef gluten bu saydığım buğday ürünlerinin dışında yapışkan özellikli bir şey olduğu için bazı paketli gıdaların içerisinde de gıdanın yapısını iyileştirmek amacıyla katılan bir ürün. Bu yüzden hayatımızın hiç beklemediğimiz alanlarında bile karşımıza çıkma ihtimali var. Bu hastalığın tanısını aldıktan sonra öncelikle zaten doktorumuzla, diyetisyeninizle burada sizlere gluten içerebilecek bütün gıdaların, bütün ürünlerin listesini sizlerle paylaşıyor. Burada öncelikle temel arpa, buğday, çavdar ürünlerini elimine ediyoruz diyetten. Kullanmamız gerekirse de artık biraz daha bu konuda ulaşılabilirlik arttı. Glutensiz unlar, glutensiz alternatif seçenekler üretilmeye başladı. Bu seçenekleri kullanmalarını öneriyoruz. Özellikle şu kısmını da dikkat bilmiyoruz fark ettiğim kadarıyla. Mutfak ürünlerini de ayrı kullanması gerekiyor ailenin diğer bireylerinden. Gluten yapışkan bir madde olduğu için mesela bir kesme tahtasını kullandı evde birisi, normal ekmek kesti. Sonrasında üzerinde kendi glutensiz ekmeğini kestiği anda tahtadan ekmeğine gluten bulaşıyor. Şöyle bir şey de var, gluteni tamamen sıfıra indirmemiz mümkün değil. En az şekilde tüketmemiz gerekiyor, sadece buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıdan alışveriş yaparken de paketli gıda alınacakları zaman özellikle üzerinde glutensiz ibaresine dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında özellikle yulaf konusunda glutensiz beslenmede normalde içeriğinde gluten bulunmayan bir tahıl. Ama üretim sürecinde başka besinlerle aynı yerden geçtiği için gluten bulaşı olma riski yüksek.
Bu yüzden bunu alırken bile paketinde glutensiz ibaresinde olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki maruziyet açısından baktığımızda, işte dediniz ya tahtada da olabilir yapışkan bir ürün. Bunun azına da maruz kalsak, çoğuna da maruz kalsak aynı tepkileri mi gösterir? Genellikle çoğuna belli bir seviyenin üzerine çıktıktan sonra tepki göstermeye başlıyor vücut. O yüzden ne kadar kısıtlayabilirsek o kadar iyiyim. Evet. Şimdi tabii özellikle glutensiz beslenme dikkat çekiyor dediniz ya, hatta marketlerde yavaş yavaş o bölümler oluşmaya başladı. Ancak baktığımızda çok daha pahalı, çok daha az ürünleri görebiliyoruz. Tabii talep var, üretim biraz daha az glutenli ürünlere göre. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Böyle bir bilginiz var mı sizin de bununla ilgili? Bunun için şu anda çalışan dernekler var benim de görüştüğüm. Bu süreçte aslında bizim önümüze ket vuran durum şu. Birazdan bu konuya da değiniriz. Glutensiz beslenmenin zayıflama ürünü olarak da kullanıldığı bir şeydeyiz şu an günümüzde. Bu durumdan ötürü aslında sadece hastaların değil, normal sağlıklı bireylerin de buna talebi olduğu için fiyat ister istemez yükseliyor. Bir de zaten üretim süreci daha uzun ve daha zorlu olduğu için maliyeti yüksek olduğundan maalesef yüksek fiyatlarda satılıyor. Ve biz bu diyet kısmında da sürekli bunu talep ettiğimiz zaman aslında hastalığı olan bireylerin de bu ürünlere ulaşmasına biraz engel oluyoruz. Buna da dikkat etmemizi öneriyorum. Dönem dönem bizler de haberlerimize denk geliyoruz. Yerel yönetimler de işte özellikle çölyak hastalarına bunun dağıtımlarını gerçekleştiriyor ücretsiz bir şekilde. Ama tabii ki yeterli değil. Yani maalesef. Hani onlar bu besini ömrü boyunca tüketecek. Evet. Yani belki de o alınan ürünler birkaç gün sadece gidiyor. Mesela yani ulaşım zorlaşıyor. Buyurun. Aylık devlet yardımları da oluyor bu ürünlere daha rahat ulaşabilmeleri için. Ama lakin fiyatlar çok yüksek olduğu için dediğiniz gibi tam yeterli olmuyor. Daha çok ihtiyacı var bireylerimizin bu glutensiz ürünlere ulaşabilmeye. Şimdi gluten intoleransıyla devam etmek istiyorum. Çölyakla farkı nedir? Nasıl anlaşılır? Bunun detaylarını sizden öğrenelim. Gluten intoleransı da aynı aslında benzer şekilde belirtiler veriyor. Sindirim sistemiyle alakalı mide bulantısı, ishal gibi durumlar oluyor. Lakin demin de konuştuk ya çok tüketimle az tüketimde bir fark oluşuyor mu? Gluten intoleransı olanlarda daha fazlasında maruz kalabilme yetisi var aslında bağırsan. Ama çölyak kadar da hassas değil glutene. Burada hani sadece glutenin biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Çölyak hastalığında her şeye dikkat etmeleri gerekiyor kullandığı mutfak malzemelerine varana kadar. Gluten intoleransı olan bireylerde ise sadece gluten içeren besinleri çıkarması yeterli oluyor. Glutene biraz daha hassasiyeti yüksek. Lakin çölyak hastalığı kadar da büyük bir çok yani böyle çok da dikkat edilmesi gerekmiyor o kadar da. Orta seviyede ama yine de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şu durum oluyor bu sefer. Dikkat etmezse de bu seyir çölyak hastalığına doğru ilerleyebilir. Ha, dönüşebiliyor da böyle bir süreci de var. Bağırsak yapısı bozuluyor çünkü dikkat edilmediği sürece. Peki aynı belirtileri mi gösteriyor çölyakla? Evet, aynı belirtileri gösteriyor. Sadece daha hafif şekilde seyrediyor bu durum. Genelde çok farkına varılmıyor aslında da. Verilere baktığımız zaman da çoğu kişi de aslında var ama durumun farkında olmadıkları için, normal bir süreç sandıkları için teşhis koyulamıyor. Bu şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Dünyadaki ve Türkiye'deki durumuna bakacak olursak son yıllarda bir yaygınlaşma mevcut mu çölyak hastalığında? Evet, özellikle hazır gıda tüketiminin artmasıyla beraber bağırsak yapımız çok bozuldu. Sağlıklı beslenmeye şu anda günümüzde tekrar revaçta. Evet. Buna kendi adıma seviniyorum, hepimiz adına seviniyorum işin açıkçası. Çünkü buna dikkat etmediğimiz sürece hem alerjiler hem bu bağırsak rahatsızlıkları daha da görülmesiyle artıyor. Özellikle artık küçük yaşlarda da bu durumun teşhis koyulma şeyi arttı. Tabii bunda şu durumun ne olduğunu düşünüyorum. Önceden bunların bir hastalık belirtisi olduğunu da farkına varmıyorduk. Hani yemek dokundu, hani normal bir durum, hep bana böyle oluyor deyip bunu kabul etmiş oluyorduk. Şimdi insanların bilinçlenme seviyesi artıp doktora gitme durumları, bu hastalığın böyle belirtilerinin olduğunu farkına vardıkları için aslında tanı koyulma şeyi de biraz bu ister istemez arttırdı. Artık doktora gidiyoruz, bunun farkına varıyoruz. Ve çocuklarda özellikle bu durumun en farkına vardıran kısım şu oluyor, kilo alamıyorlar. Çünkü yedikleri şey bağırsaktan emilmiyor, vücutta kullanılamıyor. Kilo alımında problem yaşıyorlar. Çocuklarda biraz daha kolay fark edilmesini sağlayan durum, hani gelişimini tamamlayamıyor, uzayamıyor, kilo alamıyor gibi durumlarda daha hızlı fark edebiliyoruz. Doğuştan olabiliyor mu yoksa sonradan kazanılan bir hastalık mı bu? Doğuştan bağırsak yapısına bağlı olarak görülme ihtimali var ama tabii ki de önce glutenle maruz kalması lazım. Evet. Evet, yani ama yine de tabii ki olması da muhtemel diyebiliriz.
Şimdi az önce de üstünü basa basa geçtiğiniz konuya geçeceğim. Glutensiz beslenme zayıflatır mı? Şimdi son yıllarda diyetisyenlerde de işte insanlarda da çok farklı şekiller meydana gelmeye başladı. İşte diyetlerde aralıklı oruçlar havada uçuşuyor. Farklı pek çok yöntemler, diyetler, evet. yağ yakan ürünler vesaire derken glutensiz beslenmede popüler olan beslenme türlerinden bir tanesi haline gelmeye başladı. Peki zayıflatıyor mu? Glutensiz beslenme maalesef ki zayıflatmıyor. Net bir bilgi bu konuda, siz hepinizi uyarmak istiyorum. Ve demin de bahsettiğim gibi gerçekten bu hastalığı sahip olan ve ulaşması gereken kişilerin de ulaşmasına engel oluyoruz bu sebebiyetle. Tabii şu durum var, gluten intoleransı durumu da ister istemez günümüzde daha da artmış bir durumda. Gerçekten hani gluteni kestikleri zaman sindirim sisteminde rahatlama olduğu için kesen kişiler de var. Bunlar çok doğal, yapabilirsiniz. Size rahatsızlık verdiğini, şişkinlik verdiğini, bağırsaklarda bir problem oluşturduğunu düşünüyorsanız glutenle tükettiğiniz ürünleri. Lakin sadece zayıflamak için glutensiz ekmek yediğim zaman normal ekmekten bir farkı yok kalori açısından. Evet. O yüzden bir zayıflama kısmı olmuyor ama bir plasebo etkisi gibi. Ben bunu yedim o zaman zayıflayacağım gibi düşünüyoruz. Aslında orada glutensiz beslenmeye başladıktan sonra diğer bütün bileşenleri de düzene sokuyoruz. Daha sağlıklı yemeye başlıyor. Kalori miktarını düşürüyor. Ama sonrasında bunun hepsini glutensiz tükettiği ekmeğe bağlıyor. Haliyle böyle anlata anlata da herkese glutensiz beslenmenin diyet listelerinde yer alması gerektiğiyle ilgili evet. de çalışma yapıyorlar. Aslında yanlış bir bilgiymiş. Bir şehir efsanesi diyebiliriz evet, o halde. Evet maalesef. Hani şey kısmında sadece yapabilirler bunu. Çok sürekli her yemekten sonra şişkinlik yaşıyorsanız, bağırsak problemleri yaşıyorsanız bir süre glutensiz beslenip durumu göz altında bulunabilirsiniz. Baktığınız size glutensiz beslenmek iyi geliyor, artık şişkinlik problemi yaşamıyorsunuz. O zaman glutensiz tüketmek sizin için bir fayda sağlıyor aslında. Ama burada birebir zayıflama aracı değil. Orada aslında evet. sizin bağırsak düzeninize tekrar eski haline gelmesini sağlaması. Şimdi çölyak konusunu kapatıp diyabete geçeceğim ama çölyakla ilgili son görüşlerinizi de almak istiyorum. Çölyakla alakalı son olarak da öncelikle bu gluten içeren gıdaların farkındalığına varmamız gerekiyor ve genel olarak çocuklarda şu an daha erken teşhisi sağlamak açısından bu bahsettiğimiz belirtiler, karın ağrısı, şişkinlik, ishal gibi durumlar sürekli bir şekilde görülüyorsa doktorunuza bu konuda çölyak hastalığı olabilir mi konusunda başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli testleri yapıp sonuçlarını en azından emin olabilirsiniz. Eğer sizde de her yemekten sonra bir şişkinlik durumu oluyorsa gluteni bir süre diyetinizden çıkarıp vücudunuzun belirtilerini izleyip aslında olup olmadığına, intoleransınızın olup olmadığına karar verebilirsiniz. Evet. Ama dediğim gibi glutensiz diyet zayıflatmaz. Bunu yine son bir kez söylemek istedim. Peki şunu da sorayım. Tanı almadan da diyetisyenler çölyak hastalığını fark edip bununla ilgili çalışma yapıyorlar mı yani danışanlarına? Yoksa illaki tanı alması mı gerekiyor hastanın? Öncelikle illaki tanı alması gerekiyor ama şimdi şu durum var. Şöyle bir yönlendirme yapabiliyorlar. Demin bahsettiğim gibi. Kişiyle diyet sürecine başlıyorlar. Sonrasında bakıyor ki sürekli bir her tartıya geldiğinde şişkinlik var. Sürekli ödemi yüksek ya da bu bağırsak problemlerini, mide problemlerini her hafta şikayette bulunuyor. O zaman genel olarak şöyle yapıyoruz. Bir gluteni bakalım diyetten çıkardığımız zaman belirtiler değişiyor mu? Eğer belirtiler değişiyorsa bu sefer doktora yönlendirip tanı almasını sağlıyoruz ki hani gerçekten çölyak kaynaklı mı ya da sadece intolerans mı, ona göre kısıtlamalar yapılıp hayatına devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bir de bunu söylerken aklıma şu geldi. Çölyak hastalığında bir süre sonra glutensiz diyet uygulamasından sonra bir süre sonra süt ürünlerine alerji de, laktoz intoleransı da başlayabiliyor. Bağırsak yapısı değişmiş olduğu için bu sefer laktozu sindirmede de problem yaşayabiliyorlar. O dönemde de laktozsuz ürüne de artık geçiş yapılması gerekiyor bağırsak yapısının. Bu tabii ki ister istemez hem doktor hem diyetisyenle yürütmeleri gereken bir süreç. Kendi başlarına yürütmek çok mümkün değil ne yazık ki bu hastalık sürecini. Ordu'da sıklıkla karşılaştınız mı çölyak hastalarıyla? Ordu'da çok aşırı karşılaşmadım henüz. Hani biraz da Karadeniz bölgesinde ister istemez daha sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz. Metropol şehirlerde daha sık görülme olasılığı. Çünkü hazır gıdaya aşırı yönelimden kaynaklı bağırsak mikrobiyotamız bozuluyor. Bu konuda dikkat, evet. yine Mesela her şey sağlıklı beslenmeye. Evet. evet, tabii Karadeniz biraz da otların içerisinde yer aldı. yeme şeyine hakim olduğu için tabii ki daha rahat bu konuda. Şimdi diyabete geçelim istiyorum. Aslında son yıllarda yaşı da oldukça düştü. Ama diyabet nedir? Türleri nelerdir? Birkaç tür olduğunu da biliyoruz. Sizden dinleyelim.
Öncelikle diyabet vücutta pankreasın ürettiği insülin hormonuyla alakalı bağdaştırılan bir hastalık. Tiplerine göre şekilleri değişiyor. Tip 1, tip 2 diyabet ve gestasyonel gebelik diyabeti olarak 3 türü bulunuyor. Tip 1 diyabette vücut direkt insülin üretmiyor. Pankreasta insülin salgılanamıyor. Bu hastalar ömürleri boyunca insülin takviyesi almak zorundalar. Tip 2 diyabet ise bu demin bahsettiğiniz görülmesi sıklığının sürekli arttığı, şu an özellikle çocuklara kadar düştüğü gördüğümüz tip 2 diyabet. Bunda olay şu, vücut yine insülin salgılamaya devam ediyor ama sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi koşullardan kaynaklı. Hücre artık insülini tanımıyor. Kanda insülin var ama hücre içinde alınamadığı için kan şekerini düşüremiyor vücut. Gestasyonel diyabette de bu gebelik süreci insanın, kadınların hormonal yapısını, biyolojik yapısını etkilediği için bazı kişilerde ikinci döneminde hamilenin 4-5 ayından sonraki süreçte gebelik diyabetinin görülme oranı artıyor. O da ortalama 100 gebede 1-2 şeklinde görülebiliyor. Evet, görülebiliyor. Şimdi yine tip 1'den devam edecek olursak nasıl beslenmeleri gerekiyor? Tip 1'in artık doğuştan da olabiliyor bazen. Evet. Nasıl beslenmesi gerekiyor? Hepsini şöyle sırayla bakacak olursak çeşitlerine göre. Şimdi öncelikle bir de tip 1'de tip 1'in tanısı çocukken ya da ergenlik döneminde koyuluyor. İleriki yaşlarda koyulan diyabet tanısı tip 1 diyabet değil. Tip 1 diyabette öncelikle burada hem doktor hem diyetisyen takibi çok önemli. Çünkü insülin hiç salgılanmadığı için bir anda bireyin şekeri çok yükselebilir ya da aşırı düşebilir. Günlük insülin dozlarının öncelikle takip edilmesi gerekiyor. Her yemekten önce ya da yemekten sonra bunların dozları doktor tarafından ayarlanıyor. Yemeklerin içeriği sadece şeker içerikte değil, tam dengeli bahsettiğimiz karbonhidratı, proteini, yağ, süt ürünlerinin, yeşilliklerin bir arada bulunduğu şekilde ana öğünlerini tüketmesi gerekiyor. Ara öğünlerde de bu şekere bağlı bir hastalık olduğu için meyve tüketmelerini daha çok öneriyoruz ama meyveyi de tek başına tüketmektense yanına bir protein kaynağı, örneğin bir süt, örneğin bir yoğurt şeklinde tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü yanında bir protein kaynağı olduğu zaman şeker birden kan şekerini yükseltmiyor. Protein onun kan eğilimini yavaşlatıyor. O yüzden daha dengeli bir şekilde kan şekeri yükseliyor ve onun için daha kontrol edilebilir bir süreç oluyor. Tip 1 diyabette özellikle şey görebiliyoruz, kan şekerinin birden düşmesini. Bu durumlar için tip 1 diyabeti olanlar genelde çantasında küp şeker ya da meyve suyu taşıyorlar ani kan şekeri düşüşünde kendisini toparlamak için. Burada da genelde bir bilinç kapanması, bayılmaya gidecek bir senaryo görüldüğü anda genelde 3-4 küp şekeri vermemiz gerekiyor kişiye. Durumuna göre baktık hala toparlamıyor, bir 3-4 küp daha verip durumunu gözlemlememiz gerekiyor. Ayrıca de bu şeker hastalığında belirti olarak şunları görüyoruz. Aşırı su tüketimi, aşırı idrara çıkma, iştah kaybı, kilo kaybı gibi şeyler gözüküyor başlangıçta teşhis koyma sürecinde. Burada da yine dengeli beslenmek, insülin dozlarına dikkat etmek gerekiyor. Tip 2 diyabette şöyle, her tip 2 diyabette insülin kullanılmıyor. Hastalığın derecesine göre insülin kullanılmaya başlıyor. Tip 2'de temel şey sağlıklı beslenme, düzenli beslenme ve düzenli egzersiz. Egzersiz de çünkü insülin metabolizmasını olumlu etkileyen etmenlerden birisi. Burada çocuklarda bile şu an görmemizin sebebi yine hareketsiz bir yaşam ve sağlıksız beslenme. Benim İstanbul'da stajlarımda en çok çocuk birimine gelen hasta şeyi insülin direnciydi, şeker başlangıcı çocuklarda. Evet. Ve bunun temel sebebi çok abur cubur tüketiyorlar. Ekran karşısında tüketimi özellikle çocuklarda çok arttı. Ne tükettiğinin farkında değil, sırf yeter ki yesin diye önüne tableti koyup yemek yedirmeye çalışıyoruz çocuklara. Ve genelde çocuklar özellikle okul dönemlerinde daha çok abur cubura yöneliyorlar. Bunu kontrol altında tutmak biraz zorlaşabiliyor. Bu da çocukların kontrolsüz bir kilo alımına, obeziteyle beraber insülin direnci, tip 2 diyabet görülme olasılığını arttırıyor. Tip 2 diyabetin güzel tarafı şu, beslenmeyle tedavi edilebilir olması. Tip 1 diyabetin tedavisi yok. Ömür boyunca insülin kullanması gerekiyor. Tip 2 diyabette sağlıklı beslenme ve egzersizle hastalığı yenebilme imkanımız var. O yüzden burada da yine ana öğünlerimiz, ara öğünlerimizi dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tabii bunlar genel öneriler. Kişinin yaşam şekline, çalışma saatlerine, yaptığı egzersiz miktarına göre bunlar değişkenlik gösterebilmekte. Yine ana öğünlerimizi dengeli bir şekilde tüketmeliyiz. Ara öğün kısmında bazı hastalarımız ara öğün tüketmeyi sevmiyor. O zaman ana öğünün kalorisini daha arttırıyoruz. Daha yoğun bir ana öğün tüketmesini sağlıyoruz.
ve bazı kişilere işte 6 öğün beslenmek zor gelebiliyor. Daha az ana öğünlü, araya daha yoğun bir ara öğün şeklinde, 3 öğün şeklinde de yapabiliyoruz beslenme şeklini kişilerin yaşam alışkanlıklarına göre. Gestasyonel diyabette, bu gebelik diyabetinde ise burada öncelikle burada teşhis önemli. Tabii yine gebelik sürecinde bebeğin gelişimi, annenin sağlığı da çok önemli olduğu için burada ekstra bir dikkat gerekiyor bu diyabet tipinde. Çünkü çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu aşırı şeker kanda yüksekliği bebeğin gelişiminde problemlere sebep olabilir. Bunun için öncelikle zaten şu anda da protokol olarak uygulanıyor. Belli bir aydan sonra şeker yüklemesi yapıp gebelik diyabeti var mı hastanın kontrol ediliyor. Gebelik diyabetinin de olayı şu: genelde doğumdan sonra geçiyor, devam etmiyor. Ama doğumdan sonra anne beslenmesine dikkat etmezse, yeterli emzirmeyi yapmaz gibi durumlarda tekrar tip 2 diyabet olarak hayatına devam edebiliyor. Bu durumda yine beslenme süreci, annenin hamilelik sürecinde hamilelik durumuna göre egzersiz arttırılması. Bazen yine tip 2 bu gestasyonel diyabette de eğer çok ileri seviyedeyse insülin kullanılabiliyor hasta gebelik boyunca bebek sağlığı açısından. Bu şekilde beslenme şöyle, aslında oldukça da zorlu ama evet, kendine hakim olmanı gerektiren bir beslenme sürecinden bahsedebiliriz bununla ilgili. Şimdi Meryem Hanım, tabii devam edeceğiz konuşmamızı ama bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de diyetisyen Meryem Özmaden bizlerle birlikte olacak. Dünya Çölyak Günü kapsamında çölyak hastalığını konuştuk, diyabeti konuştuk. Aslında oradan devam edeceğim ama bir yorum da gelmiş. Yorumu da okumak istiyorum. Mehmet Akgül, günaydın, hayırlı günler, hayırlı yayınlar, sevgiler ve selamlar demiş. Teşekkür ediyorum babacığıma, sana da iyi günler diliyorum. Güzel haberleri alman dileğiyle. Şimdi diyabetten devam edecek olursak, diyabette hatta diyabet hastası olmayan insanlarda bile yenilme sıklığına göre de değişiklik gösteren bir konu var: meyve tüketimi. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen meyve tüketiminin vücuda çok büyük bir şeker yüklemesi olduğunu söylüyor uzmanlar. Bir de sizden dinleyelim bunun detaylarını. Şeker hastaları nasıl tüketmeli? Normal hastalığı olmayan insan nasıl tüketmeli meyveyi? Öncelikle meyveyi günlük ortalama 3-4 porsiyonu geçmememiz gerekiyor. Peki bir porsiyon ne kadar derseniz de, elinizi bir yumruk yaptığınız zaman ki meyvenin boyutu bir porsiyona denk geliyor. Genellikle bazı meyvelerde porsiyon kontrolünü kaçırabiliyoruz çünkü. Şimdi de işte daha yaz meyveleri geliyor, daha küçük boyutlu. Evet. Onları böyle çerez gibi yerken porsiyon kontrolünü tamamen kaybedebiliyoruz. Özellikle yediğimiz saat ve yediğimiz saat aralıkları da önemli burada. Uyumadan hemen önce tükettiğimiz zaman gerçekten bir şeker yüklemesi oluyor. Uyurken birden şekeriniz aşırı düşebiliyor. Tabii uyku halinde olduğunuz için bunu da farkına varamıyorsunuz. Ayrı bir sorun. İlerleyen süreçte de bu demin bahsettiğimiz hücre bu sefer insülini tanımamaya başlıyor. Sorun oluşturmaya devam ediyor. Burada önemli kısım uyumadan 2-3 saat öncesinde en son ara öğünümüzü yapmış olmak. Ana öğünümüzü ise uyumadan 4-5 saat öncesinde son ana öğünümüzü yapmamış olmamız gerekiyor. Ara öğünde de meyve tüketirken uyumadan önce özellikle sadece meyve olarak tüketmeyelim. Burada da demin bahsettiğimiz diyabet ve insülin direnci olan hastalardaki gibi yanına bir protein kaynağı ya da bir kuru yemiş, yağlı kuru yemiş tüketebiliriz. Bunlar vücuda şekerin daha yavaş emilmesini, daha dengeli emilmesini sağlıyor. Bu noktalarda dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ana yemeklerden hemen sonra da meyve tüketimi aslında çok doğru değil. Çünkü mideyi daha yoruyor. Öncelikle bir ana öğünün sindirilmesi için, bir düzene sokması için vücudun 1-2 saat vermemiz gerekiyor. En az 1-2 saat sonrasında meyve tüketimini sağlamamız gerekiyor. Burada da kısaca hani meyveden de bahsetmişken şimdi biz kahvaltılarda çay kahve tüketimi kısmına yemek anında tüketmeyi çok seviyoruz ama bu içindeki bulunan maddeler demirin emilimini, oradaki başka vitamin minerallerin emilimlerini etkilediği için çay kahveyi de ortalama yemeklerden 1-2 saat sonra ya da yemeklerden yarım saat 1 saat öncesinde tüketmiş olmamız gerekiyor. Onu demişken de şunu da altını çizelim. Su tüketimi yemek esnasında çok uygun görünmüyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, su tüketimi de keza tam güzel bir noktaya değindiniz. Eğer yemekle beraber tüketirsek suyu, bu sefer mide asidimiz seyreliyor. Yani yediğimiz yemeği sindirmekte daha zorlanıyor vücut. Asidik dengesini bozuyoruz midenin. O yüzden yemekle beraber tüketilmesi önerilmiyor. Genelde biz de alışkanlık olarak sofralarda genelde suyu tüketiyoruz. Onun dışında aklımıza gelmiyor su tüketmek. Lakin gün içinde
en sık tüketmemiz gereken şey aslında su. En az 1,5-2 litre. Yemekle beraber tüketmiyoruz. Bu önemli. Yemeklerden de öncesinde, yarım saat, bir saat öncesinde tüketebiliriz. Yemek yedikten sonra ise 2-2,5 saati geçmesini beklememiz gerekiyor su tüketimi için. Sindirimi olumsuz etkilememesi açısından. Evet. Ve şu anda havalar da ısınmaya başlıyor. Özellikle su tüketimini şu an 2-2,5 litreye çıkarmamız gerekebiliyor. Tabii kişinin kilosuna, yaşına göre bu miktar artabiliyor ya da biraz azalabiliyor. Ekstra da şey kısmına da ekleyebilirim. Yaz döneminde terlemeyle beraber vücuttan mineral atımı da olduğu için ekstra günde 1-2 maden suyu tüketimini de ekleyebiliriz suyumuzun yanına. Evet. Şimdi kolajene geçecek olursak, kolajen nedir, ne işe yarar vücutta? Şimdi bunu da son dönemlerde sıklıkla duymaya başladık. Hatta destekler alınmaya başladı vücut için. Nedir, ne işe yarar kolajen? Kolajenler bizim dokularımızda, organlarımızda yapısal ve işlevsel açıdan görev alan proteinler aslında. Bunu şu an karşımıza temel olarak çıkmasının sebebi özellikle güzellik sektöründe cilt yapısının, cilt bariyerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Ama lakin şunun vücudumuzdaki organların yapımında kemik, eklem sağlığı gibi çoğu önemli noktada aslında kullanıyoruz. Özellikle bu COVID-19 döneminde kemik suyu, kolajenli sular aslında daha tekrar gündeme geldi. Doğal yollardan alabileceğimiz kaynaklar da mevcut. Burada aslında öncelikle doğal kaynaklarla dengeyi sağlayıp sonrasında ihtiyaç varsa kolajen takviyesi yapmamız gerekiyor. Ve kolajenin 4 farklı tipi bulunuyor. Bunlar tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 olarak ayrılıyorlar. Tip 1 genellikle vücuttaki %90'lık kısmı, organların yapı taşında, kemiklerin yapı taşında bulunan daha böyle sıkı dokuya sahip kolajen. Tip 2 ise daha gevşek bir yapıya sahip olan, bu da eklem ve eklem sıvısı içerisinde bulunan. Tip 3 organ, kas ve damarlarda bulunan tipi. Tip 4 ise bu da aslında bu güzellik için kullanılan kısmı, derinin katmanlarını oluşumunu sağlayan ve filtrasyon görevi sağlayan tipi ise tip 4. Şu an takviye olarak almak istediğimizde sıvı, toz, hap olarak farklı farklı çeşitleri mevcut. Burada kullanma amacımız önemli, takviye almak istediğimiz dönemde. Eğer kemik eklem hastalıklarınız varsa tip 1, tip 2 kullanmanız gerekiyorken cilt sağlığınız için, cilt bariyerinizi güçlendirmek için tip 4 kolajen kullanmanız gerekiyor. Biz genellikle bu takviye alımında onlara çok dikkat etmiyoruz. Hangi tipe ne işe yarıyor? Hani aldım kolajeni kullandım. Lakin sizin eklem rahatsızlığınız varsa ve tip 4 diye kolajen kullanıyorsanız bu sefer hiçbir etkisi olmayacak aslında kullandığınız kolajenin sizin eklem sağlığınız üzerinde. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca kolajen vücutta kendiliğinden üretilen de bir protein. Bunu desteklemek amacıyla dışarıdan da takviye almamız gerekiyor. Demin de bahsettim, hani doğal olarak nelerde var derseniz de dikkat etmemiz gereken yumurta beyazı, tavuk derisi, kemik suyu, balık, sakatatlar gibi hayvansal kaynaklı proteinlerde kolajen içeriği mevcut. Yani hayatımızda yer alan ürünlerde zaten kolajen desteğini vücudumuz alıyor. Ama takviye gerekirse, bu da yine tabii sizlerin, sizin gibi uzmanların öncülüğünde kullanımı gerekiyor. Peki herkes kullanabilir mi? Bunu da soralım. Mesela bir yaş sınırı var mı bununla ilgili? Bununla şöyle oluyor. Genelde dediğiniz gibi uzman görüşü önemli. Öncelikle doğal kaynaklarla dengeyi sağlamamız öneriliyor. Ve bu bir protein tipi olduğu için fazla tüketimi böbreklerin yorulmasına sebep olabilir. Kontrolsüz kullanımı. Herkesin o yüzden kullanması önerilmiyor. Mesela böbrek hastalıkları olan bir birey ise dışarıdan kolajen eklenmesi böbrekleri daha çok yoracak, daha çok problem oluşturacak. Bunun için uzman kontrolünde kullanılmasını öneriyorum ben kolajen takviyesinin. Şimdi bu takviyelerden bahsetmişken biraz da vitaminlere değinelim. D ve C, hatta Karadeniz bölgesi için en önemli D vitamini. Bir türlü güneşi görmediğimiz için takviyelerle alabildiğimiz bir vitamin. C'yi de soracağım ama önce D'den başlayalım istiyorum. D vitamini eksikliği nedir? Nereden alınabilir desteksiz ve destekle nasıl olacak? D vitamininin temel kaynağı hepimizin bildiği gibi aslında güneş. Ama Karadeniz güneşi daha dar açılarla aldığı için çok şey yapamıyoruz, göremiyoruz faydasını işin açıkçası. Ve genellikle yağmurlu, kapalı bir hava durumu var. İster istemez D vitamini seviyelerimiz daha düşük oluyor. Peki D vitamini seviyemiz düşük olunca nasıl belirtileri oluyor? Özellikle benim açımdan kilo kaybında büyük problem oluşturuyor. Rahat kilo veremiyor D vitamini eksikliği olanlar. Keza psikolojik olarak da D vitamini eksikliği olanların depresyona yatkınlığının daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii D vitamininde şöyle bir durumu var. D vitamini vücutta yağ hücrelerinde depolanan bir vitamin. O yüzden bunun da kontrollü kullanılması gerekiyor. Fazlasını vücut depoluyor ve eğer
olması gerekenden fazla tüketirsek de bu sefer vücutta zararlı etkilere sebep olabilir. Bunun için öncelikle bir kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum gelen kişilerin. D vitamini seviyelerine bir bakalım. Ona göre takviyelerini kullanalım. Ama genelde hani çok yüksek bir aralık özellikle Karadeniz bölgesinde D vitamini düşük çıkıyor. Hani yüksek çıkan birini çok görmedim işin açıkçası. Ve zaten yazında yeterli güneş alamıyoruz. Bundan kaynaklı 3 ayda bir, 6 ayda bir genel kan tahlillerimizi yaptırıp D vitamini seviyelerimizi kontrol ettirip ona göre takviyelerimizi düzenli almamızı öneriyorum. Çünkü özellikle kilo kaybını isteyen kişilerde bunun eksikliği bu süreci çok fazla baltalayan bir şey. Evet. Peki C vitamini ile ilgili neler söylersiniz? C vitamini de özellikle bağışıklılık üzerinde çok büyük etkisi olan bir vitamin ve özellikle kış döneminde de çok tüketimli meyvelerin içerisinde de en fazla bulunan vitamin C vitamini. C vitamininin şöyle bir durumu var. Demin bahsettiğimiz D vitamini yağ hücrelerinde depolanıyordu. C vitamini ise su bazlı bir vitamin. Vücuttan siz günlük C vitamininizi aldığınız zaman fazlası idrar yoluyla dışarıya atılıyor. O yüzden hani fazla C vitamini tüketmenin olumsuz bir etkisi yok. Vücut gerekli olmayanı dışarı atıyor zaten. Lakin şu an havalar ısınmasına rağmen yine bir grip vakaları salgın arttı. Yine bu süreçte C vitamini şu an besinlerle almak biraz zorlanıyor. Özellikle de şimdi toprağımızın veriminin azalması, bitkilerdeki, meyvelerdeki, sebzelerdeki vitamin mineral miktarlarını eski döneme göre daha az hale getiriyor. Onun için sadece vitamin mineral desteklerini burada bağışıklılığı desteklemek adına kullanabiliriz. Tabii bunların da yine kontrollü bir şekilde olması gerekiyor. Özellikle şimdi şey kısmında çok görüyoruz. Multivitaminler, işte bunu için harika olacaksınız, zinde olacaksınız gibi reklamlar karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda da etiket okumak çok önemli. Evet ben bu vitamin takviyesini alacağım ama bu vitamin takviyesinin içinde hangi vitaminler var? Demin de bahsettik mesela vitamin, hani kolajen de en basitinden 4 tipi vardı. Vitaminlerin de keza alt tipleri var. Hepsinin bir etkilediği mekanizmalar, etkilediği şeyler, faydaları farklı farklı. Vitaminlerin, bu multivitaminlerin içerisinde hangi tipinin olduğu, ne işe yaradığını, özellikle bu konuda size destek olacak kişi eczacılarınız oluyor. Bu süreçte ben hani bu vitamini kullanmak istiyorum, hangi tipini önerirsiniz, hangisi benim için daha iyi şeklinde aslında onlardan da destek alıp bir yönlendirme sağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bu konuyu da yine kapatıp çocuklara ve ergenlere dönmek istiyorum. Özellikle onlardaki beden algısıyla ilgili son yıllarda işte zorbalıklarla birlikte tabii akran zorbalığının da getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Beden algısı bozukluğu nedir? Beden algısı bozukluğu aslında kişinin dışarıdan normal gözükse bile kendisi aynaya baktığında bambaşka bir şey görmesi. Özellikle bu genellikle kilo konusunda çok karşımıza çıkıyor. Kendini aşırı kilolu hissetme, çirkin hissetme, özellikle şimdi sosyal medya kullanımının artımıyla böyle ideal bedenler, harika vücutlu insanlar varmış gibi dünyada bir sürü gözüküyor. Ve çocuklarda özellikle bu daha da, onlar daha doğruyu yanlışı net bir şekilde ayırt edebilme. Bizi bile etkileyebiliyorken onları etkilememesi mümkün değil maalesef ki. Ve hani bunu ister istemez biraz kontrol kısmında da zorlanıyor veliler sosyal medya kısmında. Ve sürekli bunu görüyorlar ve okula gittikleri zaman okulda bir zorbalanma durumu oluyor. En basitinden hani şu ankini ben bile tahmin edemiyorum. Ben okurken bile bu zorbalıklar çok yüksek seviyedeydi ne yazık ki. Şimdi sosyal medyanın etkisiyle daha da böyle çocukların üzerine gidilebiliyor. Sen kilolusun ya da çok zayıf, sadece kilolu çocuklar değil, çok zayıf çocuklar da zorbalığa uğruyor özellikle. Hani küçük sıska görüldüğü için bize karşılık veremez gibi bir algı oluştuğundan o çocuklar da ister istemez dışlanabiliyor, bu zorbalıklara maruz kalabiliyor. Biraz daha savunmasız gibi görünüyor onların gözünde. Evet, ne yazık ki maalesef. Ve hani bu süreçte özellikle çocukların hem doktor hem diyetisyen eşliğinde ve psikolog eşliğinde, aslında burada sadece fiziksel görünüş değil, psikolojik durumları da ister istemez çocukların olumsuz yönde etkileniyor. Ve bu algı bozukluğunun oluşma sebeplerinden birisi de bu. Sonrasında bu eğer o an kontrol altına alınmazsa bu sefer de ilerleyen süreçte yeme bozuklukları görülme riski artıyor bu çocuklarda. Daha büyük, daha korkutucu senaryolara ilerleyebiliyor.
Burada aslında geçen de karşıma çıkmıştı. Çocuklar psikoloğa zorbalanan çocuklar psikoloğa gidiyor. Zorbalık. Aynen, hiç zorbalık yapıyor benim çocuğum diye psikoloğa giden yok. Biraz da aslında bunda da bilinçlenmemiz gerekiyor. Çocuğumuza bizim yansıttığımız şey aslında onun gidip orada zorbalık yapabilmesine zaten sebep oluyor. Zaten bu söz hep vardır ya, işte psikoloğa hasta olanlar değil, hastaların hasta ettikleri gider diye. Evet, ne yazık ki maalesef öyle. Bu konuda dikkat etmemizi öneriyorum hepimize lütfen. Hani çünkü bu şu an farkına varmasa bile bu çocuk ilerleyen dönemde özellikle çalışırken de hastalarla bu duruma denk gelebiliyoruz. Hani çocukluğu boyunca sürekli kilosu konusunda eleştirilmiş. O yüzden yemek yerken bile çekinen, yine hani ben bunu yerken bana bir şey diyecekler. Ya da özellikle sadece şimdi onunla konuşurken sadece görünüş olarak değil, yediği miktarı bile birbirlerinin zor. Biz hani yetişkinler içinde bile maalesef gibi oluyor bir toplu ortam. Ne kadar orta. Çok yiyorsun diyoruz. Evet. Kilosu olmasa bile. Evet, hani ya da zayıfsa bile dediğiniz gibi bu kadar yemeği nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun? Yani aslında hem yetişkinlerde hem ergenlerde hem çocuklarda görebildiğimiz tablolar hepimizin içerisinde oldu. Kimi zaman zorbalığı biz yapıyoruz, kimi zaman bize yapılıyor. Hepimiz de aslında bu konuda kurbanız diyebiliriz. Evet. Şunu da soracağım. Son dönemlerde tabii siz de dediniz ya, sosyal medyanın da etkileri var. Peki sosyal medya bizlerin yeme şeklini, çocukların, bizlerin, yetişkinlerin nasıl değiştirdi? Şöyle, özellikle şimdi sağlıklı beslenme kısmı da var. Evet, özellikle bu sağlıklı tabakları görerek ben de bunu evde yapayım şeyi oluştu. Ama şu durumda mesela benim gördüğüm zorlanma kısmı oluyor. İşte harika süslü tabaklar var Instagram, sosyal medya üzerinde. Evde yapıyoruz, hani o kadar süslü, o kadar güzel olmuyor. Hoş durmuyor ya da hoş dursa tadı göründüğü kadar hoş gelmiyor. Hani mesela bazen ben bile denediğim sağlıklı tariflerin tadını beğenmiyorum, olmadı. Yani ne kadar denersek deneyelim. Bazen, göze hitap ediyor, mideye hitap evet, etmiyor. Evet, etmiyor. Bazen o durumlar da olabiliyor. Ama biz böyle bu durumlardan çok etkileniyoruz. İşte bu böyle besleniyor, bunun vücudu bu şekildeyse ben de o zaman onun yediği gibi tüketeyim. O zaman ben de öyle olurum gibi bir algı oluşuyor. Ama hani bize sosyal medyada gösterdikleri hayatlarının %10'luk, belki maksimum %10'luk kısmı aslında. Bize görmek istediğimiz şeyler sunuluyor orada. Ama işte bunun bilincine varmak, hani dediğiniz gibi biz yetişkinlerde bile bazen zorlayıcı etkiye sebep olabiliyor. Daha yoruyor bizi bu süreç. Küçük çocuklarda hiç tahmin edemeyeceğimiz süreçlere şey yapıyor. Hani büyüyünce onun gibi olmak istiyor. O zaman onun yediği şeyleri tüketeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Ya da hiç yemek yemeyeyim. Ben çünkü şu durum oluyor. Bazı kişilerde de yemeğe başladıktan sonra kontrolsüz bir şekilde. Hani bu yeme bozuklukları kısmına da biraz detaylı gireriz. Orada da kontrol edemiyor bu sefer kendini. O yüzden hiç hayatına sokmuyor o yemeği. Ve hani bu durum da aslında çok sağlıklı değil. Sen onu ne kadar yasaklarsan senin onu isteme ihtiyacı şeyin daha da artacak. Evet. Daha fazla ona çekileceksin oluyor aslında. Burada kontrolü elimizde tutmak, kontrolü sağlayabilmek asıl önemli olan detay. Ama bunda biraz işte zorlanıyoruz. Özellikle sosyal medyada harika hayatları gördükçe ben neden böyleyim, neden ben bu şekilde olamıyorum sonra gibi. Sonra düzeni tutturamayınca da işte estetikçilerin kapısını çalıyoruz ona benzemek için. Ya da bariyatrik cerrahi de çok mesela arttı şu an. Düşük kilolarda bile direkt hani ameliyat olmak istiyorum. Ama öncesinde beslenmeni düzenlemek, egzersiz yapmak vesaire gibi durumlar çok zor geliyor insanların gözüne. Ama bunları sağlamazsak ameliyattan sonra da aynı şekilde tekrar eski haline geri döneceksiniz. Biraz herhalde pandemi de şekillendirdi bu süreci. Maalesef. Evlerde bir sürü yemekler yaptık. Ben kendimi hatırlıyorum. Yapmadığım şey kalmadı evde. Ekmek de evde yaptık. Pideler, pizzalar böyle dışarıda gördüm. Hani şöyle telefonu elime alıp tarifine baktım, her şeyi yapmak istiyordum ve yaptım, yedim de. Yani biraz da yeme tarzımızı o da geliştirip dönüştürdü maalesef ki. Evet, maalesef ki o 3 sene evde tıkılı kalmak ve hani sosyalleşemiyoruz. Yakınlarımızla yan yana bile gelmekte çekiniyorduk o bari süreçte. Bari karnım doysun diye. Biraz da aslında şey kısmı oluyor, psikolojik kısmı. Şöyle, insan ağız bölgesini uyaran eylemleri yaptığı zaman kendinin bu bebeklik döneminde anneyi emerken ki o huzurlu ana gitmiş hissediyor aslında bilinçaltında. Ve o yüzden sürekli dudak bölgesini uyaran eylemlerde bulunmak istiyor. Mesela Covid döneminde kendimiz güvensiz bir ortamdayız. Ne olacağını asla bilmiyoruz. Ve nasıl güvende hissedebilirim? Bir şeyler yiyerek. Kısmına da giriyor vücut, hani kıtlık bilincine
İşte dışarı çıkamıyorsun, sürekli evdesin, ne olacağı belli değil. Belki yemek kalmayacak. O zaman hani ben buradaki her şeyi yiyeyim, yağ olarak depolasın diyor bir de. Normalde belki Covid dönemi olmasaydı, o stresli ortam olmasaydı, belki vücudun farklı bölgelerinde protein olarak depolanabilecek şeyler vücutta bu sefer yağ olarak depolandı. Çünkü diyor ki ben kıtlıkta kalırsam en fazla enerjiyi yağ hücresinden alacağım. Evet. O zaman şu an ben ne yersem yiyeyim onu yağ dönüştürmek benim için kârdır diyerek her şeyi yağ dönüştürüyor. Ve normalde olabilecek kilo alımını daha sağlıksız bir hale getirdi evet, bu stres kısmı. Şimdi son olarak da son birkaç dakikamızda kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Çocuklara ekran karşısında yemek yedirmek ya da işte önüne verip hazırlayıp vermek ve ekran karşısındayken çocuklara ne yediğini fark etmemesi. Bu ne gibi zorlukları ve sorunları beraberinde getiriyor? Evet, bu da çok güzel bir soru. Aslında sadece çocuklar değil biz de şu an farkındaysanız bilgisayarı ya da telefonu önümüze koyup o şekilde tüketiyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Yemek tüketiminde özellikle aslında sadece o ana odaklanmamız gerekiyor. Yediğimiz besinin dokusu, ağzımıza attığımızdaki o his vesaire, kokusu, dokusu, her şeye odaklanmamız gerekiyor aslında. Ama biz o an başka bir uyaran var ve hani çok renkli bir uyaran beyni meşgul edecek. Biz direkt oraya odaklanıyoruz ve yemeği yiyoruz. Otomatik bir eylem olarak yapıyoruz aslında bunu. Yemek yemek için yapmıyoruz. O an beyin için önemli olan eylem o ekrana odaklanıp ekranda ne olduğunu takip etmek. Ve sonrasında kontrolsüz bir şekilde tüketiyoruz. O an doyduğumuzu anlamıyoruz. Belki önümüze 3 tabak koyuyorsa 3 tabağı da bitiriyoruz. Özellikle hani bu açıp film izlerken karşısında atıştırmalıkları fark etmeden birkaç paket bitirebiliyoruz mesela. Bundan kaynaklı. Beyin algılamıyor çünkü o an ben bir şey yiyorum diye. Orada değil. O an ekranda sadece. Ve bu hani biz yetişkinlerin bile zorlandığı bir durumken çocukların bunu kontrol etmesi imkansız bir seviyede. Ve biz hani çocuk yemek seçiyor. Aman yemiyor. Aman yeter ki yesin de nasıl yerse yesin dediğimiz noktada bu çocuk ileride bu sefer farklı problemlerle karşılaşıyor. Evet. En basitinden obezite. Çünkü artık doygunluk hissi hiç yok çocukta. Hani hiçbir zaman bu hisle durup kalkmamış o masadan. Evet. Ve ilerleyen yaşlarında da bunun farkına varması imkansız. Çocukluk döneminde bunu hani aşılanması lazım. Yemeğini düzgün bir şekilde yiyip karnı doyunca o masadan kalkması gerektiğini bilmesi lazım. Ama masaya bile oturtmuyoruz artık çocukları. Hani koltukta yerde oyun oynarken hemen aç ekranı ye çocuğum şeklinde olduğu için. Evet. Bu çocuğumuzun ilerideki sağlığını çok olumsuz yönde etkileyeceğinden özellikle bu konuda bir düzenlemeye gidelim. Hani çocuklarımıza çeki düzen verelim beslenme düzenlerine. Çünkü bu sefer ilerleyen süreçlerde daha kontrol edilemeyecek durumlara sebep olacak. Evet. O an bırakın yemesin. Hani böyle şey ister istemez bir anne olunca öyle doluyor olabilir. Yavrum aç kalmasın diye. Anlıyorum sizi. Yedirmek istiyorsunuz ama bırakın biraz aç kalsın. Yani bunun cezasını almadan da aslında farkına varamayacak o yemeğin onun için önemli bir şey olduğunu. Yemesin. Bir sonraki sofra kurulduğunda acıkınca mecbur yiyecek. Hani biz onu sanki yemeyecek, inat edecek gibi düşünüyoruz ama yiyor. Şimdi tabii son dedim ama bir sorumuz da geldi. Onu da sormak istiyorum. Detoksla ilgili bir sorumuz var. Bu yapılan tarifler var pek çok işte detoks suları vesaire. Bu da yine kontrol altında mı olmalı? Neye göre yapılmalı detokslar? Evet, kontrol altında olmalı ve hani aslında detoks diye bir şey olmamalı ama biz hani bu şey kısmında hızlı zayıflama furyasında hızlıca kilo vereyim yeter ki uğraşmayayım kısmında hemen hani bir detoksu yapayım bu bana harika hissettirsin hem tok istediğim hem yemek yemeyeyim hem de zayıflayayım istiyoruz. Bu kısım aslında çok da doğru değil ne yazık yani bu yediğimiz birkaç yeşillikle detoks olmuyor. Hani bizim aslında detoks yapan karaciğerimiz var. Siz sağlıklı beslendiğiniz yeterli sebze meyveyi proteini yağ aldığınız zaman karaciğer bunu zaten otomatik olarak kendiliğinden yapıyor. Evet hani belki daha fazla vitamin, mineral ve ekstra şeyleri almak için o an belki o yeşil detoks suyunu yapmak sizi psikolojik olarak iyi geliyorsa yapabilirsiniz. Ama tabii bunda da kontrolsüz bir şekilde tüketmek de sıkıntı. Bu sefer hani yemek yemiyorsunuz çünkü hep böyle detoks sularıyla hemen biraz daha su içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım gibi kısım olabiliyor. Sizin önerdiğiniz sıklık nedir bu noktada? Ben hiç önermiyorum. Yani hiç yapılmasın çünkü vücudumuz harika. Evet vücudumuz her görevi yerine getiriyor. Gerçekten getiriyor. Burada hani şu durum olabilir. Belli bir süre belki yeterli sebze meyve alamadığınızı hissettiniz. Hani ben bir toplu şekilde biraz alayım da vücuduma biraz iyi gelsin dediğiniz noktada ya da su tüketiminde zorlanan insanlarda su tüketimini bir süre arttırabilmek adına böyle yeşillikli limonlu tatlı bir şeyler yapıp su tüketimini arttırmak adına bunu yapıyoruz. Sonrasında da hani bundan mesela bir bardak tüketiyorsan 3 bardak da normal su tüket.
Sonrasında bunu full hepsini suya döndürelim şeklinde ilerlemeye çalışıyorum. Genel olarak ben çok önermiyorum çünkü ister istemez şöyle oluyor. Detoksa verdiğiniz 5 kiloyu bir hafta sonra 10 kilo olarak geri alıyorsunuz. Sağlıklı ve kalıcı bir kilo kaybı olmuyor. Evet, önemli olan da kalıcılık sağlanması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben Meryem Hanım yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum.